Engin Altan'la devam ediyorum. Bu film için kaptanlık eğitimi aldın. Yani birkaç gün daha öncesinden biraz bir fikrim vardı durumla ilgili. Peki. Çok acayip spor yaptığın yazıyor. Hatta evet. Şuradan anlayabilirmişiz. Normalde canlı paraya koşarak çıktığın ama o gün sporda ağırlık çalışmışsan yürüyerek çıktığın. Bacak çalıştıysam yürüyerek çıkıyorum. Evet. Ciddi spor yapıyor musun? Yapıyorum evet. Peki. Öğrenciyken otobüs durağında üstü boyanınca, durağa tekme attığını, bunu gören 50 kişinin arkadaşlarını ve seni bir güzel dövdüğünü. Hocam bayağı linç oluyordum yani. Neden abi? Ya hikaye çok kısaca anlatayım. Yani çok sevdiğim bir pilot gömleğim vardı. Ben de pilot olmak istiyordum ama işte üniversitede birinci sınıfındayız. Daha 17-18 yaşlarındayım. Hıdrellez'den dönüyoruz. Gecenin de son otobüsünü yakalayacağız. 12. İşçi evleri Konak otobüsü. Hiç de unutmam. İzmir'de. Otobüsü, evet. İzmir'de. Fahrettin Altay'dan bineceğiz. 3 yolda ineceğiz. Biz tam binerken ben gerçekten gömleğim boyu olmuş. Çok sinirlendim. Bir durağa tekmeledim. Orada da 40-45 yaşlarında bir çift oturuyordu böyle. Onlar hani hiçbir şey söylemediler. Kafalarını eğdiler. Ah işte olur gençlik falan filan gibi. Ben orada ileride durakta boyuyorlardı. Aa, buraya bir tane bir şey asın bilmem ne dedim. Tam otobüs geldi. Otobüse binerken hani tabii ki yer verdik. Arkadaşım Burak da benim önümden biniyordu. Hanımefendi bindi. Abi binerken döndü. Burak'a bir tane yumruk attı. Hangi abi? O yanımızda duran çift böyle. O da yaşlı gençler abi. Yapar. 40-45 yaşlarındaki. Ha, yaşlı 45 demeyelim. Genç. Evet. Yaşlı, yani evet. Genç. Bir tane... bir tane yumruk attı Burak'a. Biz ikimiz birden yere düştük. Ve kapıyı kapattı otobüs gitti. Bir dakika Burak'a bir tane yumruk attı. Siz ikiniz birden yere. Ben arkasındayım. Burak benden kısa. Burak'ın kafası benim çeneme. İkimiz birden yere. Otobüs kapıyı kapattı gitti. Serde de gençlik var tabii bizde. Otobüse mi daldınız? Otobüsü taksiyle takip ettik. Arkadan böyle bir sopa falan filan. Ama taksici büyük gazlardaydı. Ben sizin gibi delikanlı görmedim. Amerikan filmi gibi. Güzel. Vay koçlarıma güzel. Diye. Da ilk önce biz tabii indik. Orada olay karıştı. Olay karışınca arabadaki herkes indi. Bayağı linç edecekler bizi. Burak dedim ya kaç. Yani yapılacak bir şey yok. Kaç. Arabaya bindik taksici böyle yaptı. İnin lan arabamdan. Oradan da marizu yedi. Tabii abi taksi bayağı linç. Gerçekten hani şey bu dayak yemek değil. Gerçekten bak, linç olmak. Efendi kişilikteki adamın aslında içinde yatan koca bir kaba dayıyı görebiliyor. Yani bir otobüse dalabilecek güç var yani. Serde gençlik vardı. Yani bugün yapar mısın aynı şeyi? Yok artık yapmam. Kavgaya yani. Gelmem diyorsun ya. Yani hümanizma falan hani sanat okuduk, uğraştık o kadar ettik falan kendimizi biraz eğitelim diye bu kadar eğitmişken. Vallahi öyle bir an geliyor ki o hümanizma ya, falan filan yani. Her şey gidiyor tabii de. Benim bir keresinde gitti bundan bir 10 sene önce. Bıraktım. Bu aralar çok idmanlıyım girmeyeyim diyorum. Peki devam ediyorum. İlk bale dersinde soyunma odasından çıktığında herkes onun yıllarca bale yaptığını sanmış. Taytı giydikten sonra nasıl bir... Eski... Neyse şey yapalım. Evet kapatalım. Bunu geçiyorum.